Artık mevsim bahara doğru geliyor. Kına mevsimi başladı. Biz de ne yaptık? Bir kına olayını gerçekleştirmek için çok güzel bir görüntü var. İşte beni böyle nelerle karşıladılar. Evet, volkanlarla karşıladılar. Bu güzel bir bahçesinde kına nasıl oluyor? Şimdi bir kına mizanseni gerçekleştireceğiz. Ama devasa bir kına güzelliği var burada. Her şey düşünülmüş. Şimdi kına bahçesine, kır bahçesine doğru gidiyoruz. Bakalım bizi neler karşılıyor. Allah'ım ya Rabbim. İşte çok güzel bir görüntü var. Bir taraftan evet, kına tahtı kurulmuş. Pastalar hazır. Ustamız çikolata yoğuruyor. Şu güzelliğe bakın. Maşallah, maşallah. Evet sevgili Oğuzhan, şöyle gel bak, bu güzelliği al. Evet. Amanım ya Rabbim. Bu güzelliğe bakın. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Çiğ köfte sever misiniz efendim? Geleceksiniz, kınanızı yapacaksınız burada. Bu sevgili ustamın, bu pehlivanın çiğ köftesinden yiyeceksiniz. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Beni hemen buraya çekti, aldı, getirdi çiğ köfte. Bu ne güzellik, bu ne güzellik. Hemen sizi tanıyalım. Kın ustası Osman. Osman ustam, helal olsun. Bu işle kaç yıldır uğraşıyorsunuz? Yaklaşık 32 senedir. 32 sene. Evet, senin yemeklerin de çok lezzetli olduğu söyleniliyor. He, diyorlar ki Osman Usta'nın bir patlıcan tavası var. Yiyin, her gün geleceksiniz, bir düğün daha yapacaksınız burada, doğru mu? Aynen öyle. Park farkı burada. Evet. Sevgili Osman Usta'm, şimdi siz kınalarda böyle çiğ köfte mi veriyorsunuz? Aynen öyle. Yani kalite olarak aynen verdiğimiz gibi. Kınalarda kökünde çiğ köftemiz, meşhur çiğ köftemiz vardır yani. Ve ücretsiz. Ücretsiz. Ve ikram. İkram, ikram. Müessesenin jesti. Evet. Helal olsun size. Çiğ köftenin durumu ne alemde? Çok iyi mi? Oldu mu? Hadi bir tadayım bakalım şöyle bir. Sevgili Osman Ustam'ın çiğ köftesi yeniliyor efendim, yeniliyor. Dedim ya, hele hele bir de neyi var? Bir de kavurma, ama en iddialı olduğu patlıcan tava. Düğünlerde geleceksiniz, ben patlıcan tava istiyorum diyeceksiniz. Ustam sanki Urfa değil, Malatya'nın en güzel çiğ köftesi desem yeridir. Özelliği ne? Kaliteden kaçmıyorsunuz anlaşılan. Kaliteden kaçmıyoruz. Her şeyin en iyisi kalitedir. Aynen öyle. Yani çiğ köftemiz olsun. Her usta dedi. Lezzet gelir. Lezzet, kalite, evet. Düğünlerde ne yapacaksın Osman Usta? En güzel yemekleri, en güzel çiğ köfteleri, en güzel kavurmaları misafirlerimizi memnun etmek şartıyla devamlı kalite. Bu sene diyorsun ki ben tahta çıkacağım patlıcan tavayla. Aynen efendim, öyle. Aynen. Fırında mı yapacaksın patlıcan tavayı? Fırında efendim. Yanında bir güzel de bulgur pilavı. Bulgur pilavı, iş pilavı, etli pilavı. Değil mi? Evet efendim. Oh ne güzel. Evet. Peki kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyorum. Evet, Osman Usta'mı burada bırakıyoruz. Şimdi nereye yöneleceğiz efendim? Bir kına tahtı hazırlanmış ki oraya doğru gideceğiz. Köftebaşımın tadı, ayran onun ilacı. Köftebaşımın tadı, ayran onun ilacı. Tece olur gelin bacı, inle de canım çiğ köfte. Tece olur gelin bacı, inle de canım çiğ köfte.
Evet, şimdi efendim artık kına mevsimi başladı. Şöyle hani kınayı getir hani o güzel ezgiyle, ah ne kınalar oluyor burada. Ama bu sene diyorlar ki burada yapılacak kınalar dillere destan olacak. Dilden dile dolaşacak. Çünkü ne güzel bir hazırlık yapılmış. Bu sırf gösteri amaçlı değil diyorlar. Bu her kınada uygulayacağımız konsept diyorlar. Kim diyor? Sevgili Mustafa Salih diyor. Efendim merhabalar. Merhabalar Cumali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne güzellik, bu ne hazırlık ya Rabbim. Şimdi, bu yıl kınalar böyle mi olacak Mustafa bu Bey? Bu yıl değil, her yıl böyle olacak Cumali Bey. Her yıl böyle olacak. Biz ailesi olarak öncelikle bildiğiniz üzere çiğ köfteden başladınız. Evet. Bu çiğ köfte bizim kınalarda ücretsiz olarak misafirlerimize ikram ettiğimiz bir hizmettir. Evet. Bunlardan kesinlikle ücret talep edilmez. Kınada bizim ayrıca bir ekstra olarak avantajımız var. Bütün kına ürünlerinin hepsini biz tedarik ediyoruz. Ücretsiz. Ücretsiz olarak tabii. Firmanızın jesti yani. Tabii jesti, artı misafirlerimizi düşünüyoruz. Hangi konuda diyeceksiniz? Misal veriyorum. Misafirlerimiz önceden düğünlere gittikleri zaman her şeyleriyle uğraşırdı. Evet. İşte taşlarıydı, el mumlarıydı, şunlardı, bunlardı. Biz bunları, bu konsepti Divan Park ailesi olarak Malatya'da kaldırdık. Şu şekil. Bütün ürünleri gördüğünüz kına tacı, kına mumu, el mumu, tepsisi, yoğrulmuş kınasına kadar, dağıtılacak kınasına kadar her şeyi biz tedarik ediyoruz. Bu da misafirlerimiz için sadece ne kalıyor? Misafirlerle gelip eğlenmelere kalıyor. Oh ne güzel. Ama hiç görmediğimiz şeyler var. Bakın def bile var burada. Allah'ım ya Rabbim. Değil mi? Bunlar neler şöyle. Ya bakın görüyorsunuz. Genellikle organizasyona yönelik, misafirlerin eğlenmesine yönelik. Sonuçta bu ömürde ilk defa yapılan bir şeydir. Geri dönüş olmayan. Geri dönüş olmayan. Hani kabul etmedik, sayfayı bir daha çevirelim, yeniden oynayalım olmuyor. Aynen öyle. Evet. Biz de onları Divan Park ailesi olarak taşlandırıyoruz. Evet. Hata lüksümüz yok diyorsun. Tabii kesinlikle. Sonuçta bu ömürde bir defa oluyor. Mustafa Bey bu nedir efendim? Şimdi Cumali Bey bu Osmanlı şerbetidir. Bu Osmanlı şerbeti sonuçta biliyorsunuz kına duygusal bir an olduğu için kına çekildikten sonra gelin hanımın ağlaması, işte gelin tarafının üzülmesi, onların ağızlarının tatlanması amacıyla. Şerbet ikramı. Tabii şerbet. Allah'ım ne incelikler düşürmüşsünüz. Aynen öyle Cumali Bey. Kapatada gül suyuyla mı karşılıyorsunuz? Gül suyu ve lokum karşılaması. Lokum. Tabii hostes eşliğinde. Hostesler. Bu ne güzellik yani. Siz sıra dışı olmuşsunuz. Aynen öyle. Sıradan değil. Kesinlikle bizim burada amacımız para değildir. Biz burada işletmemiz yürüsün. Zaten burası bir Yüksel Sarı kuruluşudur. Bu kuruluşun daha iyi yerlere gelmesi için çaba gösteriyoruz elimizden geldiği kadar. Tabii hemen ben burada bir parantez açmak istiyorum. Sevgili izleyenler, bu güzelliği aslında Malatya'ya ilk getiren sevgili Yüksel Salih. Onu buradan saygıyla anıyoruz. Şimdi burada da bir tahtımız var. Maşallah. Cumali Bey, bu gördüğünüz konseptin hepsi kına esnasında hazırlanıyor. Evet. Çiftlerimiz kınayı çektikten sonra buraya oturuluyor. Evet. Ve burada kınalar çekiliyor. İşte ufak tefek müziklerimiz var. Onlarla bir hüzünlü ve kına şerbetiyle bu işi taşlandırıyoruz. Aynen. Kına yolu yapmışsınız. Tabii kına yolu, işte kına yolu, gelin yolu. Al bakalım. Aynen öyle. Kına yolu. Çok mükemmel olmuş. Tabii bunlar... Bu arada çok da güzel bir kına gelin yolu hazırlamışsınız. Bu sene adeta burada devrim mahiyetinde yenilikler yapmışsınız Mustafa şimdi Bey. Şu şekil, bu sektör öyle bir sektör ki her saat, her saniye yenilik isteyen bir sektör. Değil mi? Ve biz de buna uymak zorundayız. Evet, rekabete açık bir sektör. Tabii. Yani inşallah bu yıl daha iyi olacak. Bayağı bir ses getireceksiniz anlaşılan. İnşallah. Evet, burada... Bizim bu sektörde biz kesinlikle kimseyi rakip olarak, yan firma olarak görmüyoruz. Sonuçta herkes ekmek parasıyla uğraşıyor. Evet. Bizim de işimiz o şekil ilerliyoruz değil biz. Mi? Evet, tepkiler nasıl bu arada? Tepkiler çok güzel, tepkiler alıyoruz. Belki şöyle anlaşılabiliyor mesela, işte şehirden 10 kilometre uzaklıkta acaba nasıl bir yer? Biz burada öyle bir hizmet veriyoruz ki 10 kilometreye değmesi için. Evet. Hani geldikleri zaman buraya desinler ya biz o kadar yol geldik ama harbiden de değdi denilmesi için çalışıyoruz. Oh, ne güzel. Size şöyle dolaşalım sevgili Mustafa Bey. Hemen bir pastamız var burada. Maşallah. Yani kınada böyle 7 katlı istenirse. Tabii. İstenirse. Şimdi bizim burada kesinlikle bizim istediklerimiz olacak değil. Müşterimiz ne istiyorsa biz onu yapıyoruz. Bizim misal veriyorum, maket yaş pastamız var. Bu maket yaş pastası genellikle görsele dayalıdır. Evet. Görsele dayalı şekilde işte volkanlar, konfetiler, meşaleler eşliğinde güzel bir şekilde pasta taşlandırılıyor ve misafirlere ikram ediliyor. Kesiliyor, aynen. İkram ediliyor. Çok güzel. Şu yol benim hoşuma gitti. Cumali, neler hazırlamışsınız? Bu yol şöyledir. Dünya evine ilk girilen yoldur. Öyle kına mi? Yoldur, tamam mı? Ben de bu yoldan geçtim be. Ben geçtim. Geçmeyenleri davet ediyorsun. Aynen öyle Cumali Bey. Evet. Şimdi şöyle hemen devam edelim. Tabii burada bir de...
delikanlıların beğendiği bir araba var. Allah'ım sene bunu çok cicili bicili yapmışsın. Cumali sevgili Bey, Mustafa Bey. Aynen öyle. Cumali Bey, biz bunu İstanbul'dan getirdik. Özellikle evet, sünnet olan gençlerimiz için. Evet. Şimdi normalde sünnet olan gençler işte alınırdı sahnelere, dolaştırılırdı, bitirilirdi. Biz burada konsepti tamamen kaldırdık. İşte sünnet olan genci alıyoruz. Arkasına işte kirveleli aileleri, ondan sonra önlerinde işte padişahlarımız oluyor. Arkadaşlarımız gördüğünüz üzere böyle görsel şölenleri hazırlıyorlar. O eşlikte güzel bir şekilde sünnet dönüyor. Evet. Evet, şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi çocuklar içinde dönüyorlar. Tabii, değil mi? Çocuklar içinde böyle güzel bir şekilde dönüyorlar. Evet. Ve sonra bir fotoğraf çekme mahiyetine bırakıyoruz. Aileler sağlı sollu tabii, fotoğraf tabii, çekiliyor. Aynen öyle. Oh ne güzel. Osman Usta'nın da çiğ köfteyi yoğuruyor bir taraftan. Bir taraftan çiğ köfteler aynen yoğruluyor. Aynen. Ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi kır bahçesi ne güzel hazırlanmış. Çimleriniz çıkmış. İnsan burada yazın hiç gitmez, oturur kalır şimdi burada. Şimdi Cumali Bey, kır bahçesi aylık olan bir süreçtir. Evet. Hani bir sene boyunca istediğiniz tarihte kır bahçesinde program yapamazsınız. Evet. Biz de bunun bilinciyle bu sene komple kendimizi yeniledik. Evet, bizim hakikaten yenilemişsiniz. Evet. Evet. Yani eleştiriye mahal hiçbir şey bırakmamışsınız. Aynen öyle. Sonuçta biz bu işten ekmek parası kazanıyoruz ve bu parayı biz ailemize yediriyoruz. Evet. Onun için onun hakkını vermek zorunda. Layıkıyla yapmak aynen istiyorum öyle diyorsun. Bir de şurada ne görüyorum? Bakın orada sandık var. Formalar var. Oo neler var neler. Sandıkla başlayalım. Aynen öyle. Efendim, bu ne sandığı? Cumali Bey, ben evet, size başta da söyledim. Dedim ki hani misafirlerimiz burada sadece misafirleriyle eğleniyorlar. Evet. Bu sandık takı esnasında misafirlerimizin evet, takılarını şu gördüğünüz zarfların üzerine bırakıyorlar, arkalarını. Zarflarına mı siz veriyorsunuz? Zarflarını, kalemlerine kadar. Yani biraz da elimizde imkan olsa takılara kadar verildi. Misafirlerimiz yorulmasın diye elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Sonra formalar görüyorum. Bu üç formada, büyük takım. Evet. Aynen öyle. Misafirlerimiz, yani misafir dediğimiz çiftlerimiz oluyor. Gelin damat ya da sünnet olan gençlerimizin. Evet. Onların takımlarını öğreniyoruz. Arkalarına evet, isimleri yazılıyor. Evet. Ve Divan Park ailesi olarak hediye ediyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, tabii, Fenerbahçe Beşiktaş. Malatyaspor. Malatyaspor. Tabii, olmaz tabii, mı? Olmaz tabii ki mı? Malatya Spor'da olacak. Aynen öyle. Evet, peki sevgili Mustafa Bey, finali nasıl yapıyoruz finali? Cumali Bey, finali biz finalde daha çok etkiliyiz. Şu şekilde daha çok etkiliyiz. Evet. Bakın gördüğünüz üzere karşıda yukarı bizim bir platformumuz var. Evet. Bu platformu Türkiye'de ve Malatya'da ilk olarak biz Divan Park ailesi olarak getirdik. Evet. Çiftlerimizi yukarıya alıyoruz. Evet. Tabii misafirlerimiz normalde ana giriş kapısından bekliyorlar gitmelerini. Evet. Biz onları güzel bir şekilde bizim program yönetmenimiz dahilinde sunarken evet, biz çiftlerimizi arkada bekletiyoruz. Ve büyük bir coşkuyla bütün lambalar sönüyor. Evet. Havai fişekler yakılıyor. Volkanlar, meşaleler hepsi birden yanılıyor ve çiftlerimiz oradan çıkıyorlar. Şimdi sizden bir final yapalım mı? Yapalım. Buyurun Cumali Bey, buyurun. Evet, şimdi yukarıya doğru gideceğiz. Sevgili izleyenler, sevgili Mustafa Bey ile Mustafa Salik Bey, işletme sahibi. Evet, bu güzel işletmenin bakalım kınadaki finalindeki jesti nasıl olacak onu göreceğiz. Osman Ustam da habire yoğuruyor. Bakın şöyle bak Oğuzhan, çiğ köfte nasıl oldu? Bu çiğ köfte yenilir yenilir. Helal olsun Osman Ustam. Her şey gönlüne göre olsun. Hoşça kal. Evet, evet. Yani bu şeyi her kınada böyle güzelliği sergileyeceksiniz. Cumali abi, her programda. Her programda. Her programda bizim çiğ köfte ikramımız vardır ve kesinlikle ücret talep edilmez. Evet. Sonuçta misafirlerimizin buraya gelmesine değecek işlerimizin olması lazım. Evet, çok güzel. Sağ evet, olun. Şimdi beraber çıkalım. Buyurun. Gözünün sürmesin bol eylemişler, gözünün sürmesin bol eylemişler. Seni bir yiğide mal eylemişler, seni bir yiğide mal eylemişler. Gel anam, gel bacım, gelin olasın. Çarşamba gecesi bize gelesin. Gel anam, gel bacım, gelin olasın. Çarşamba gecesi bize gelesin. Evet sevgili izleyenler, işte ne sahnesi bu Mustafa Bey? Cumali Bey, bu final sahnesi. Evet. Şimdi düğünün ya da kınanın
da gelin damatı buraya değil çıkartıyorsunuz. Aynen öyle Cumali Şimdi Bey. Şimdi ne olacak? Biraz sonra havai fişek atılacak. Tabii birazdan bakın gökyüzüne havai fişek atılacak. Ne güzel aynen. bir manzara. Aynen öyle. Gelin damat oldukça mutlu oluyor. Tabii. Mutluluklar dileniyor Bunlar burada. Bunlar bir ayrıcalıktır Cumali Bey. Biz değil de mi? Bu ayrıcalığı yaşatıyoruz. Maşallah ne güzel efendim. Maşallah ne güzel ne güzel. Mutluluklar yeni evlenecek bütün çiftlerin olsun diyoruz. Bu güzellikleri burada Malatyalılara emanet ediyoruz sevgili izleyenler. Oh maşallah çok güzel. Ya işte böyle güzel bir final oldu değil mi? Aynen öyle Cemal Bey. Ellerinize yani sağlık. Yani biz bile mesela şu an programdayken bile heyecanlanıyoruz. Değil Acaba mi? Çiftlerimiz nasıl düşünür? Güzel bir yenilik bu. Aynen. Yani Malatya'ya yakışır bir yenilik. Tabii tabii. Cemal Bey emeğimizin evet. karşılığını daha iyi almaya çalışacağız. Evet şimdi buradan sevgili Mustafa Bey ile aslında veda etmek istiyorum. Osman Usta'm da aşağıda habire yoğuruyor. Devam etsin yoğurmaya o. Evet az sonra o çikolatanın tadına bakacağız. Tadı çok güzeldi. Çünkü yemek bir düğünün en önemli faktörüdür. Evet. Hani elektrik kesintisi problemi. Çiftlerin aynasıdır. Biz de o aynayı elimizden geldiği kadar temiz tutmaya çalışıyoruz. Oh, menünüz. Cemal Bey, patlıcan tavayı ben iddia ediyorum. Tabii bizden daha iyi yapanlar vardır, daha iyi olabilir ama kendi bünyemizde, düğün salonu sektöründe bizim üstümüzde patlıcan tava yapabilen fazla şey yapamıyorum. İnşallah düğünlere geleceğiz, göreceğiz, tadacağız. Sevgili Mustafa Bey ile bu güzellikleri birlikte yaşayacağız. Efendim sizi tebrik ediyorum. Döründe yenilik getirmişsiniz besbelli. Malatya için bir kazanım sevgili izleyenler. Siz olun. Şöyle kına olsun, düğün olsun. Eğer böyle bir hayırlı işe karar vermiş iseniz araştırın, bulun. Sevgili Mustafa Bey'i bulun. Gelin bu güzellikte, bu kır bahçesinde, bu güzel mekanda güzel bir düğün yapın. Mutluluklar sizin olsun diyorum. Çarşı Çarşı Anadolu Malatya gezintimizi bu güzellikleri sizlere emanet ederek devam ediyoruz sevgili izleyenler. Kuşlara malum olsun, ben annemi özledim.